Neyse. Ruhiyle devam ediyorum. Herkese merhaba. Ben Lut Gölü Lut Çölü'ne gidiyormuş. 70.7 derece. Ananın amı. Ben Ruhi Çenet. İnsan tahammülünün ötesindeki Ruhi ağırlık kaldıracak arkadaşlar birazdan. O yüzden tebeşir sürüyor. Bir heyecanlandırmayın, bir rekoru denesin. Herkese bakalım. Herkese merhaba, ben Ruhi Çenet. İnsan tahammülünün ötesindeki kavurucu sıcaklıklar ve su gibi kaynakların yetersiz kalması nedeniyle çoğu kısmına erişilemeyen gezegendeki en sıcak noktaya, Lut Çölü'ne doğru... Oğlum bu Lut kavminin olduğu yer mi lan bura acaba? ...yola çıktık. En derinine doğru ilerleyerek etap etap çoğu bölgesini keşfedeceğiz. NASA'nın Aqua uydusuna kurulmuş orta çözünürlüklü görüntüleme spektroradyometresi 2005 yılında dünyanın en... O zaman şöyle yapalım dayı. Ve bugün yepyeni... Önce şu gay arkadaşların izleyelim. Sonra Lutka. Pardon, neyse şöyle yapalım. Sıcak kara yüzeyinin Lut Çölü'nde olduğunu ve yüzeyindeki sıcaklığın 70.7 santigrat dereceye ulaştığını kaydetti. İran'ın güneydoğusunda yer alan Lut Çölü'nün en kuzeyinden en güneyine olan uzaklığı 400... Vatanım, dört bir toprağı, altın vatan. 80 kilometre... Şurada hemen gördünüz mü ucundan? En batısından en doğusuna olan uzaklığı 320 kilometre olarak kabul edilmekte. Yüzey alanı yaklaşık 51.800 kilometre kare olan uçsuz bucaksız bu tuz çölünde birçok esrarengiz nokta bulunmakta. Uzaydan 70.7 santigrat derecenin ölçüldüğü gezegenin... Oğlum yanmış lan her şey. En sıcak noktası olan... Toprak yanar mı lan? Toprak yanmış. Donberyan gibi. Yüzeyinde hiçbir şekilde... Bu ne lan? Canlı bulundurmadığı iddia edilen volkanik koyu kayalarla kaplı geniş bir plato. Oğlum bura ne amına koyayım? PUBG map'i gibi lan. NASA o noktada birkaç yıl boyunca rekor yüzey sıcaklıkları ölçümlerine devam etti. Gezegenin adeta güneş tarafından pişirildiği bu cehennem... Ama yemin ederim şu an benim odada bir 50 derece vardır. Bak yandım ananı sikeyim İstanbul. Da bir 55'i var mı dayılar İstanbul'un da? Anneminde 55'i var değil mi? Hissedilen 60. Önce hiçbir yerde görmediğimiz görüntüleri kayda alacağız. İlk durağımız çölün batısı. İstanbul 50 ise Adana 150'dir amın okuyun. Bunda bir vahaya kurulmuş olan son... Adana 82 derece mi? Ciddi mi lan? Son kasaba Şehtat'ta yüksek rakım sayesinde hayat normal seyrediyor. Dayı şuraya atlayın. Ben şuraya ineceğim, tamam mı? Siz buraya inin. Şu turayı loot bak. Ben şuraya ineceğim. Siz buraya inin. Burayı lootlayıp komple şuradan gidelim circle'a doğru beraber. Anladın mı? Siz şuraya inin. Ben burayı toplayıp circle'a doğru toplanalım. Burada hava sıcaklıkları yaklaşık 37 santigrat derece. Daha çok yolumuz var. Yüzlerce kilometre gideceğiz ve hava... Onu götün içine sokman gerekmiyor mu dayı? Bu öyle ölçüyor diye biliyorum ya ben. Yanlış mı? Onu komple sokuyorsun. Sıcaklıkları yaklaşık 30... Ben öyle ölçüyor diye biliyorum. Şimdi Ruhi birini bulacak. Onu yapacak diye biliyorum. 37 santigrat derece. Daha çok yolumuz var. Yüzlerce kilometre gideceğiz ve hava daha da ısınacak. Çöle girmeden önce artık bir harabeye dönmüş. Yüzlerce yıllık Şafii Abad Kervansarayı'nı görüyoruz. In this while the weather is so hot, we find some water and put our scarf or shawl. Ya ülkenize bir dön. Bir dönün ülkenize artık ya. Allah Allah. Canı cehenneme. Canı cehenneme ya. Artık şu mouse'un klavyenin canı cehenneme ya. Şu klavye bozulup duruyor. Canı cehenneme ya. Şu ambazların canı cehenneme abi. Put it on our head to reduce the temperature. Hadi lan. Komple. So we need to siyaseti batsın. Record the track of going to the desert. If we get lost or if something happened to us, there is a backup company which is following our GPS and our track. And if something happened to us, they immediately come to us. Oha, bayağı sıkıntılı bir yere gidecekler. Şey takmamışlar şuraya. Yuh. Lut Çölü dünyanın en kuru bölgelerinden biri olarak da kabul edilmekte. Genellikle yılda 30 milimetreden az yağış alır. Az miktarda yağan su da... Dayı benim de hiç durum yok. Amına koyayım ağzımın ya. Çevresindeki dağlar... Niye böyleyim ya dayı? Beni de böyle sevin harbiden. Dayı beni de böyle sevin ya. Ben valla çok özü sözü bir adamım.
buhardan kısa süreliğine... Sikkoş gibi bir çöl burada. ...aşağı akar ve çok geçmeden buharlaşıp yok olur. Kavurucu sıcaklığında birçok kurumuş tuzlu göl bulunmakta. Maalesef... Kar yağmış. ...bazı göçmen kuşları bu coğrafyadan uçarken sığınabilecekleri herhangi bir gölge bulamıyorlar ve bir hata yapıyorlar. Bu tuzlu göllere gelip su içiyorlar ve bu hatanın bedelini canlarıyla ödüyorlar. Bu gösteriyor ki doğanın... Bu ne lan? Hiçbir şeye karşı merhamet yok. Ne tür kuş olduğunu bilmiyorum. Tanınabilir bir hali kalmamış. Hadi gidelim. Çöl içinde ilerleyebilmek için arabaların lastiklerinin basınçlarını düşürüyoruz. Dinozora benziyor abi. Pterodaktile benziyor. Engebeli arazinin şartları altında patlamamalılar. Daha yolun başındayız. Burada bir toprak sıcaklığını ölçelim. 63.7 santigrat. 63 bana size koyar mı dayı? Bana koymaz. Bana koymaz dayı, size koyar mı? Birkaç yüz kilometre sonra neler olacak hiç bilmiyorum. Şu an gölgenin 45 derece olduğunu görüyorsunuz. Daha günün erken saatlerindeyiz. I keep the phone cooler like this, with this ice like this. If it is got... Eğer ısınırsa çalışmaz. Hot, it doesn't work. Çölün... Vay amı. Kalbine doğru... Dur lan. 2 saatlik... İzmarit. Dur lan İzmir'i. Zorlu bir seyahatten sonra merkez noktasına yaklaştık. Burası Lut Çölü'ndeki en düşük... Dayı yakın... şaka yapmıyorum. Ben Mersin'de 100 derece kuma basmışımdır ayağımı. Bir sağ sol sağ sol yaptınız mı? ...lardan birine sahip ve ikinci en... Eski manitamın... Ama daha kar... Allah belanı, bir de okudu denk gelene bak ya. Dayı böyle arada seçiyorum. Bazen fail denk geliyor. Amına koyayım ya. Arada seçince böyle yarran başı geliyor. Bak adamın yazdığına bak ya. Noktası. Artık bu noktadan sonra dışarıda 2 dakikadan fazla kalacaksak ellerimiz dahil vücudumuzun hiçbir yeri açıkta olmamalı. Saat 12.00 civarında araçtan iner inmez ilk yaptığımız yeryüzü sıcaklığını ölçmek oldu. Kızılötesiyle çalışan termometremiz yer yer 66.9, 66.3, 68.2 santigrat derece değerlerini gösterdi. Sadece 2 dakikalık bir lazer termometre... Lan ter bastı dayı, ne oluyor amına koyayım, video simülasyon... Simülasyona mı girdik lan? Metresi ölç. Dayı bastı lan bana. Şimdi sonrasında yüksek sıcaklıktan dolayı Fatih Yasin'i ziyarete gidiyorlar. Piç midir ne diye. Az hata mesajı veriyor. Daldırmalı termometremiz ise ölçüm yaptığımız noktada 69.6 santigrat dereceyi gösteriyor. Kuma saplanıp kalma ihtimalimizden ötürü rehberimiz endişe içinde hızla araçtan iniyor. I'm gonna pass these dunes and then I pick you up there because the car should be lighter. Oğlum bayağı tehlikeli. Geberirsin ha, bir günde ölürsün. Çölün merkezine ilerlerken şartlar zorlaşıyor. Orada bizi daha... Bu nerenin plakası ya? Bu nerenin plakasıydı? Bu nerenin plakasıydı? İstanbul Taksim mi? Ne buraya dayı? Taksim mi? Bunu nereydi? Hiçbir yerde görmediğimiz kalıplar bekliyor. We need to be very careful near the sandstone because we got stuck immediately. Be very careful and drive very good. 2,5 litre light kola ver, 2 gün kalırım dayı. Amına koydum, bana bir tane komple buzlu magnum ver, 1 gün kalırım komple. Bir tane buzlu magnum. Nefes almak zor, yutkunmak zor. Ağzımda su kalmadı. Ölçüm yapmak için buradayız. Termometrenin kırmızı şeridinin üst tarafı. Ananı sikeyim, termometrenin sonuna vurmuş. Çizgi filmdeki gibi olmuş dayı. Bu tarafa yapıştı kaldı. Ölçüm yapamıyoruz. 50 dereceyi aştığını gösteriyor. Burada da yine lazerli termometremiz var. Bu zaten hiç çalışmıyor buraya geldiğimizde. 69 derece. Lan çalışmıyor olur mu? Eri yazıyor ya. Ya ruhi eri yazıyor. Eri aman okuyayım. Eriyecek neredeyse diyor. Eri yazıyor ya. Şimdi error veriyor. Bu daldırma. Errormuş lan. Malı bir termometre. 52 santigrat derecelik bir sıcaklık var burada. Rehberimiz daha çok gideceğimizi söylüyor. Tabii abi, kurgu stüdyo bunun hepsi. Kurgu bu, stüdyo. Ama burası bile bizim nefes almamıza imkan vermeyen bir coğrafya. Pencereyi açtıktan sonra yüzümüze çarpan hava adeta saç kurutma makinesi gibi. Biraz serinlemek istediğimiz için açtık ama böylesi daha kötü. Doğru lan, arabanın içi daha soğuk oluyor. Emin bir ocağın üstündeki tava gibi. Amına koyayım, çok sıcak. Yans ise bir fırın. İnsanın gerçekten bunaldığı nokta bu olmalı. Sıcak hava. Lan kapatsana camı. Sıcaksa. Yüzüne niye saç kurutma makinesi tutuyorsun ya? Adeta boğazımızı sarıyor. Nuri çene... Ruhi ne Nuri'si? Nuri andı beni. Nuri'cim. Sevgiler saygılar, öpüyorum gözlerinden.
Hava sıcaklığı ve yüzey sıcaklığı farklı kavramlardır. Nuri ile de kapıştık ya amına koyayım. Ondan sonra da daha yakınlaştık da işte hayat. Sıcaklığı daha bir yakın olduk yani. Güneşi emen kuma ait değerleri gösterirken hava sıcaklığı kumdan en az 1,5 metre yükseklikteki havadaki değerleri işaret eder ve genellikle yüzey sıcaklığı hava sıcaklığından fazla olur. Hacı Baysa. Ah siktir, evet. Lastik patladı. Bunu ne toparlar biliyor musunuz dayı? Bunu ne toparlar lan? Dur düşüneyim ben, hemen bir şey düşüneyim. Because of this rock. O da ana sik... Bak bu taş da ana siken bir taş değil mi amına koyayım? Yeraltı canavarı 3. Buradan bunları sadece yeraltı canavarı 3 kurtarabilir dayı. Ayakkabımı vermişsin sen. Tabii. Zaten çok sıcaktı. Arkadaşımızın ayakkabısı eridi yere basmaktan. Şu tabanı çıktı. Yer zaten... Ananı sikiyim. Yaklaşık 70 derece. Şu an en sıcak yerinde değiliz. Oğlum video ne kilitledi lan? Ne biçim video yapmış? Sularımızı sakladığımız buzlu dolaplarda, çekim yapmadığımız sıralarda kameralarımızı da yüksek sıcaklıklardan koruyoruz. Aksi halde sürekli kapanıyorlar. Gitti. Telefonlarımız da zaman zaman kullanılamaz hale geliyor. My phone doesn't work. Her an ananı sikiyim dayı, bu ne biçim bir sıcak lan? Sırtında taşıdım. Bayağı sıcak. 2 litrelik su çantasını tekrar doldurup su içsem de susuzluğumu durduramıyorum. Şu an saat 2:15 geçiyor. Vape mi içiyor? Susuz bucaksız çöle doğru yürüyoruz. Bakalım ne kadar yürüyebileceğiz. Çölün yakın batısı dayı, güzeli... bir şemsiye götürmeyi akıl edememişler mi? Bir tane kampçı şemsiyesi götürmeyi de akıl edemedilerse... metreye kadar düşen rakımıyla en alçak bölgesidir ve şiddetli rüzgarlara maruz kalır. Rüzgar erozyonları yükseklikleri 150 metre... İzlemiş mi? Orospu çocuğuyum izlediysem. Ne oluyor? ...metreye kadar çıkan ve onlarca... Duran filmi gibi. ...kilometre boyunca sıra sıra görülen kalot yapılarını oluşturur. Böyle yes atanı da sikerim bak ha. Amcıklar. Ve aynı zamanda yükseklikleri 75 metreyi bulan yardanklar, paralel sırtlar ve diğer şey... Algida şemsiyesi lazım buraya. ...bilimsel oluşumları da kapsar. Rüzgar burada artsa da... Sikim, bununla alakalı hiçbir sik olmayacak değil mi? Beni yediniz, amanıza koyayım, nasıl yedim lan ben bunu? Adeta sıcaktan kavruluyor. Böyle durmakta bile zorlanıyorum çünkü yerden gelen sıcaklık ayağımı yakıyor. Yüksek topuklu bir ayakkabı giyiyor olmama rağmen bu sıcaklığı hissedebiliyorum. Sıcaklık ölçümü... Abi Dude filmi değil mi bu ya? Kardeşim sen var ya, arkadaşlar üniversite ortamında sakın film kitap bir sik bahsetme. Sakın bir sikten bahsetme amına koyayım ya sen. Dayı hiçbir sikten bahsetme sen ya üniversite ortamında. Şimdilik gölge alan... Aynı ben amına koyayım, ben de bir kere gittim dedim ki abi dedim ya, Tekin Çetin Dur'un dedim filmleri çok iyi. Lan bir gülüyorlar. Orospu çocukları desenize. Tekin Çetin Dur diye biri yok. Amını sikecektim ya. Nerede? Dedim Tekin Çetin Dur'un iyi ya. Babam ve oğlum falan. Öyle biri yok amına koyayım. Yapılıyor. Meteoroloji istasyonları. Çetin Çetin Dur'muş herifin adı amına koyayım. Her tarafından. Burada çalışan bir meteoroloji istasyonu. Doğrusu Çetin Çetin Dur. İstasyonu yok. Ben Tekin Çetin Dur dedim diye sıçtık amına koyayım. Biz gayri resmi bir şekilde bu ölçümü yapacağız. Hem gölgeyi oluşturacağız. Bir saat önce güneş altında gördüğümüz 52 dereceyi gölgede hızlı esen rüzgarların olduğu kalıpların yanında göremedik. Ben bundan bahsetmiyorum ha. Ben kocaman kampçı şemsiyesinden bahsediyorum Algida. Şu an sıcaklığın 47.3 olduğunu görüyorsunuz. Dirsek rengine göre amin rengi anlaşılıyor. Ben keşfettim. Çocuğu. Ancak... Benim dirseğim niye pembe lan? Seni tam sikeyim götünü. Ancak masum esen rüzgarlar günün ilerleyen saatlerinde kum fırtınalarına dönüşür. Amcık herif, senin götünü sikeyim. Banlayın bu piçi. Bilir. Dudak çatlaması oluşturması ve susuzluğu arttırması da cabası. Kumdan geri yansıyan güneş ışınları ise gör... Ya Karaman... Sen Elazığlısın amına koyayım. Simsiyah bir dirsek, 50 santim incecik de pipet gibi yarrağın var. Sus ya. Görme zorluğunu arttırıyor. Böyle daha kötüymüş. Sanki kör gibi hissediyorum kendimi. O kadar çok ışık var ki. Gözlükler çok ciddi ihtiyaçlar. Bunsuz gerçekten etrafı görmek mümkün. İzmarit gibi uzun ince yani. Kum fırtınasına karşı da kenarlardan koruyorum. Ama ya tamam Karaman, atma ama sakın. Sakın! Sıcak nokta burası değil. En sıcak noktaya henüz gelmedik. Orada sıcaklıkların 5-6 derece daha yüksek olduğunu tahmin ediyorum. 50 santigrat dereceden sonra artan her bir derecede dayanmak daha zor hale gelir. Dayı bir şey keşfettim lan ben.
erkek grubunda en gay gay hareketleri yapan en hetero oluyor. En erkek oluyor. Bak düşündüm, milletin götüne falan şaplak atan harbiden en hetero oluyor. Dalda şak gezip bakayım lan sikine falan yapan. En gay gay hareketler yapan en erkek oluyor. Bak çok ilginç dayı. Metal objeleri tutmak imkansız. En gaylikten böyle hiç alakasız davranan da gizli gay oluyor. Bu benim keşfim. Kansızlaşır ve bazı objeler eriyebilir. Sıcaklığın 50'den 51'e çıkmasının etkisi. Bilge Kağan Reis gibi amına koyayım. 30'dan 31'e çıkmasından çok farklıdır. İnsanın dayanma sınırlarını zorlar. Saatler ilerledikçe rüzgar şiddetini artırıyor. Bunlar gece çıkabilecek bir kum fırtınasının habercisi. Manzara kırmızı bulutların altında karardıktan sonra deniz... Ananı sikiyim. Çin Seddi dünyanın üzerinden görülebilen tek uzaydır. Şurada da görürsünüz Çin Seddi'ni. Şöyle. Din kükremesine benzer bir ses kaplar her yeri. Endişe dolu saatler boyunca çaresizlik içinde yere uzanır, hareketsizce yatarsın. Amına koyayım. Yarından önceki gün müydü? Bir gün sonraki gün... Dünden bir gün sonraki gün mü? Yarından sonraki gün mü? Bir tane film var. Amına koyayım, onda bir tane tsunami vuruyor. Hep korktum dayı ondan ya. İşte siktiğimin filmi. Bu bir kum fırtınası olabilir. Gölgenin serinliğinde bir nebze nefes alıyoruz. Şimdi yemekleri kumda ısıtacağız. Yerden yükselen 70 santigrat derecelik sıcaklık yemeğimizi hazır hale getiriyor. Ya şimdi bu ne lan? Bu ne mi? Bu ne? Bu ne lan? Bir söyleyin lan, bu ne? It reduces the temperature of your body. Hurma vücut sıcaklığını mı düşürüyormuş? Bölgede dinleniyoruz saat 3.30 civarı. 5 saatte pişer. Lan ne 5 saatte pişecek? 10 dakikada pişer mi pişmez mi dayılar? Enerji falan kalmadı. Güneş bütün enerjimizi adeta çekiyor. Hurma sebzelerinden yöresel bir Miran gibi. Donamını okuyayım, kavurma pilav yiyorlar ya. Kafayı yiyeceğim ya. Bilmiyoruz. Daha önce insanoğlunun belki de adım atmadığı bir zemine basıyorum. İlginç bir his. Çölün bu derinlikleri çok ziyaret ediyorum. Bu ne garip bir his olabilir ki? Dayı bak, bu masanın şurasına kimse... Al, altına dokunayım. Burasına kimse dokunmamıştır. Al. Bilmiyor, belki çok az kişi tarafından ziyaret edilebiliyor. Bir kalutun yanındayız. Duvarlarını göreceğiz. Bakın. Mısır mı buradayı? Piramit var. Şu piramitler değil mi lan şu? Helal olsun, bunu uzaylılar yaptı. Nasıl oluşmuş? Vur, çok bak, sert. Kırcan amık. Kocaman bir parça. Kaç kişi getirdi? Kamp alanımıza geri dönmek istiyoruz artık. Tüm sularımız bitti. Her yer birbirine benziyor zaten. Geçtiğimiz yerleri de hatırlamıyoruz. Bakın adım izleriniz neredeyse silinmiş olacak da. Güneş geçmiş lan önce. Koca ayak olabilir mi lan? Bakın bir. De hatırlamıyoruz. Bakın. Amına koyayım, biri geçmiş. Adım izleriniz neredeyse silinmiş. Kim lan bu? Olacak da. Güneş bayağı aşağıya indi. Biraz sıcak. Yeti mi? Amına koyayım, sıcakta yeti mi olur? Eşek. Yeti mi olur sıcakta? Sıcakta ya Fatih Yasin ya Sinan. Sıcakta ya Fatih Yasin olabilir. O çok sıcakta bir tek o gezebilir. Bu kadar sıcakta başka yok. Neye başladı? Sanırım 45 derece civarında. Çöl sonsuz bir yoldur. Baktığın her tarafta üzeri kumlarla örtülmüş binlerce yol. Hani yuvarlaktı lan? Hani yuvarlaktı dayı? Ancak yönünü bilmeyenler için tek bir kader. Burada bazı bayağı düz lan ama. Ben kuşlar çöle girip yoğun sıcaklığa kapılıp çölden çıkamıyor ve gökten düşerek çekirge ve çöl tilkilerinin de olduğu ekolojik dengeye katkı sağlıyor. Sonunda döndük ve gece kum fırtınasından korunaklı bir yerde kamp yapmak için kuzeye doğru hızlı bir arayışa çıktık. Şaka yapmıyorum. Ruhi buraya Mad Max konseptiyle bir video yapsa çok güzel olurdu böyle. Steampunk giyinse amına koyayım, çok güzel olurdu. Bomboş bomboş olmuş böyle. Bomboşa derken böyle daha güzel bir şey olabilirdi yani. Saat 19.30'da hava şapkam... Ananı sikeyim, atom bombası düştü sandım lan. Saat 19.30... Ne koyayım? Hiroşima attılar sandım lan, siz de mi öyle sandınız? Hiroşima attı sandım ikişer tane.
İkişer tane Hiroşima attı sandım. Suda hava şapkamızı çıkaracak kadar serinlerken rüzgarın hızı artıyor ve kum fırtınası oluşmamasını umuyoruz. Neyse ki yüksekteki bu konumda güvendeyiz. Yarınki büyük gün öncesi güneşin batışının keyfini çıkarıyoruz. Yok mu lan bizde atacaksın ikişer tane Nagasaki? De yaşamın var olduğunu göstermek için bir ışık tuzağı hazırladım. Bakalım hangi hayvanlar gelecek. Bölgedeki biyoçeşitliliğe ilişkin bilgiler sınırlıdır. Ancak kuzeydeki kıt miktar... Bu sinek nereden geldi dayı, o sıcaktan ne? ...daki bitki örtüsüne ek olarak... Nereden geldi aman abi? ...tetkileri, yılanlar, kertenkeleler, özellikle Aelilus örümcekleri, güveler ve kırmızı damarlı yusuf... Dayı bu orospu çocuğu bir pis yılanlar, kokar. Kertenkeleler, özellikle... Bu bir pis kokar dayı, adamın amına koyar ha bu. Osurak böceği, bunu bilen var mı? Osurak böceği, anasını siker dayı. Bunu bilen var mı? Bu orospu çocuğu bir osuruyor. Anasını sikiyor bütün odanın. Özellikle Aelilus örümcekleri, güveler ve kırmızı damarlı yusufçuk... O surak böceği ne amına koyayım? ...da dahil olmak üzere... Öldürünce daha da kok. Öldürme dayı ya. ...üzere birçok böcek türü de görülebiliyor. Ancak yarın öğlen ulaşacağımız en sıcak bölge Gandon Beryan'da hiçbir canlının yaşamadığı, üzerinden bile geçemediği pek çok kaynakta özellikle belirtiliyor. Bu gördüğünüz... Öldür gebersin piç. Bir gün bir telefon arar seni Elren, böcek öldürüyorsun diye seni... Görür seni ama. Bir daha dene hadi bundan sonra. Ağaç nepke ağacı. Gördüğünüz gibi altında bir sürü kum var. Çünkü burada çok fazla kum fırtınası oluyor. Ve ağaç bu kafana kum... pikseli bir vursun senin. Fırtınaları topluyor kökünde. Üzerinde adeta büyüyor. Çölün elverişsiz konumunda hayatta kalan birkaç bitki türünden biri olan nepke ağaçlarının ufakları her yerde. Üzerinde durduk... Maki. Akdeniz bitki örtüsüdür maki. Tepelerde... Eldiren'in kedisi ölmüş. Ya dayı gördüm. O kadar üzüldüm ki. Biz de yeni kedimizi kaybettik, Momo'yu. Çok 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 üzüldüm ya. Harbiden yani biliyorum o hissin ne kadar kötü olduğunu. Üzüldüm bayağı ya. Aynı. Bizim de vefat etti kedimiz. Kedileriyle birlikte büyüyecekler. We're gonna go here. Volcanic man. Oğlum hiçbir şey yok lan. Bunlar bir yer belirledi. Oraya mı gidiyor dayı ya? Volcanic area. And here is Gandalf area. Yıllarca etrafından develerle teğet geçenlerin bile zar zor canlı çıktığı bir bölge burası. Yazılan... Ananı sikiyim. Yanından geçenlerin öldüğü yerin içine gidiyorlar. Efsanelere göre haftalar süren... Osurak böceği... Osurak böceğinin memleketine gidiyorlar yani. Az yolculukların sonuna doğru develer bile bacakları titreyerek... Dizledi... Dayı bir şey diyeceğim. Konya Karapınar... Burası olabilir mi ya? Vallahi bak. Şaka yapmayacağım ya. Konya... Konya Karapınar... Bir tık benziyor amına koyayım. O ne lan? Karapınar'da 10 metre genişliğinde obruk oluştu. Bu neymiş lan? Allah Allah. Dayı bak Karapınar'a benzemiyor mu dayı? Konya Karapınar. Aynısı amına koyayım. ...üzerinde sürünürlermiş. En gerçekçi gözüken seraplar yolcuların yönünü hep şaşırtırmış. Have you ever come to Gandon Beryan summer? No, it is... Dayı, serap görmek diye bir şey... ...ye ben inanmıyorum ya. It's very dangerous to come here. Ben inanmıyorum öyle bir şey olduğuna. In this season. It's 8 years that I'm doing in Lut Desert, but this is the first time that I'm coming Arkadaşlar, here. Arkadaşlar, Türkiye'de bilginin geldiği 3 yer var. Birincisi... Engin Bilgi, Engin Bilgi'nin hocası Suat Bilgili, bu ikisi. This season, the weather is so hot and very hard. Is there anyone who comes here? No, there is no people doing this. Burada buğday yüklü bir kervanın yüklerini yere bırakmak zorunda kaldı. Biri de ben amına koyayım, nasıl yani? Biri de ben. Ve birkaç gün sonra dinlenmiş develerle yükleri almak için geri döndüklerinde buğdayları kavrulmuş halde bulduklarına dair rivayetler var. Gandon Beryan Farsça'da kavrulmuş buğday anlamına gelmekte. Etraftaki kum tepeleri ve senin tenin Gandon Beryan. Kavruk tenlisin gibi, anladın mı? Dağlar sıcak havayı buğday adeta tenli. Yeryüzüne hapsediyor. Düşük rakımı havanın yükselerek soğuma şansını... Alp ÖSYM başkanı olarak seni düşünüyorlarmış hemen. İyice azaldı. Yarın başlayayım. Yüzeyindeki volkanik kayaların koyu rengi ise güneşi adeta emiyor. Oğlum bir şey diyeceğim. Buraya Türkiye biraz masraf yapsın. Atıyorum 1000 tane tır götürsünler. Bu kömürlerin hepsini toplayalım. Yakıt olarak fabrikalarda kullanalım. Beleş amına koyayım. Madem kullanılmıyor bu kömürlerin hepsini biz 1000 tırla gidelim. Ümit Özdağ'ı ben arayacağım, diyeceğim ki Ümit hocam. Böyle böyle böyle. Türkiye'nin geleceğinde böyle bir hamle yapılabilir. Kömürler toplanabilir buradan.
Gandomberya'nın yolunda terk edilmiş 2 adet motosiklet tekeri buluyoruz. En yakın yerleşim yerinin kilometrelerce uzakta olduğu bu cehennemde sürücüye ne olduğuna dair bir fikrimiz yok. Hassiktir. Bazı... İki teker birbirinden ne kadar ayrı? Onasının namı kadar uzun bir motor bu dayı. Bunu büyük ihtimalle ilk insanlardan biri sürüyor. Çünkü bu motor çok uzun bir motor bak. Yani ne 200 metrelik bir motor. Bunu çok uzun biri sürmeli dayı. Bayağı uzun bir motor bu. Turistler Aralık, Ocak, Şubat gibi serinleyen dönemlerde buraya geliyorlar. Ancak Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında çölü ziyaret etmek İran hükümeti tarafından... Kimin sürdüğünü biliyorum da söylersem panlanır. ...düzenli olarak yasaklanıyor. We cannot go any further. The stones are black and the temperature is so hot. We stop here. We stop here. No more further. We stop here. Okay. Okay. It is dangerous to go further. Her şey bir boy sana. So I require only 2 hours to film here because I need to investigate this stuff. Aha, en sıcak yere giriyorlar. Hazır mısınız? How long can we ride around? Actually, to be honest, it is better to go to leave here as soon as possible. But if you want to do anything, it is not my responsibility. Just go, we go back. Adam diyor ki, ne yapıyorsan yap, beni katma. Siktir git diyor. Ben diyor ölümden korkuyorum kardeş diyor. There. Veysel ile Özgür ayrılmışlar. Özgür kim, Veysel kim ya? Wait there for you. You go and do whatever you want and go. Uzun makarna ile Veysel ayrılmış mı? Hadi lan. As soon as possible. Hadi lan. Yılların aşkı bitti. Karaman, üzüldün mü lan? Noel olmasın kanka, motoru kullanan bana öyle geldi. Amcık ya. Go back then. Yeah, we go back then. It is very dangerous for the car to keep the car here. As you see, the stones are black and very hit and it may flat the tires or also the damage the engine. Veysel, so we go back there. Dönmüş. Wait for you. Like only 200 meters? Maybe a little bit more, yeah. The temperature is so hot and so I am trying to cool the radiator. We are here, exactly here, like 300 or 400 meters to Gandomhergen. We are not allowed to go further with car. You can do this by... Bozulmuyor mu? Su bozulur mu dayı ya? Dayı ya, salak salak sorular sormayın amına koyayım. And this is, this big hill is Gandomhergen. You need to be careful, take water with yourself and cover yourself completely. Because the weather is so dry, even if your skin will be burned and you will be... Pet şişe nasıl erimiyor dayı? Pet şişenin içi dolu. Pet şişe hiç yakmayı denemediniz mi amına koyayım? Yanmaz. Heated. Hiç mi denemediniz dayı? And your body. Yanmaz amık. You will be dehydrated and you will die, okay? Just be careful and take lots of water with yourself. Take one radio. Just in emergency cases we need to be with each other in touch. Go back as soon as possible. The maximum temperature it's 12 until when you go back. 1 hour later. En sıcak yerde gidiyor. So one is the hottest. Kamera açıp deneyeyim mi? Hayır Ardacığım, hayır. Time. Maybe 2 hours later then. Thank you. Bye bye. Bu noktadan sonra artık hiçbir yerim. Aha. Açıkta kalmamalı. Bu arada ilk analizlerinden bu yana NASA geçtiğimiz tarihlerde uydu yazılımının yeni bir sürümünü yayınlayarak Lut Çölü'ndeki kara yüzey sıcaklıklarının daha da fazla olabileceğine dair fikirlerin ortaya atılmasına yol açtı. İyi gelir, iyi gelir. Bir akademik dergi olan Amerikan 400 kilo deadlift geliyor Cenk Koçak. Meteoroloji Derneği bülteni araştırmacıları AMS AMS araştırmış arkadaşlar. Mayıs 2020 çok fazla. Bir tarihindeki yayınlarında da işaret etti. AMS araştırmış çok fazla. Deri gibi Lut Çölü'ndeki sıcaklıkların aslında 80.8 santigrat dereceye kadar çıkabileceğini yok 100 derece amına koyuyorlar. Eti arabanın konsolunda bırakıp yola koyulduk. Vaktimiz ve imkanlarımız kısıtlı. Hızlı ve organize olmalıyız. Guys, can you hear me? Yes. I'm going to give a report in every 10 minutes. Gavur amsı gibi, gavur amsı gibi. Bahadır, azıcık git mizahını geliştir gel. Seni bir hafta banlıyorum. Bu bir haftalık süreçte Bahadır'cığım. Gidiyorsun, kendini geliştiriyorsun aman okuyayım. Git bir. Abi de ben böyle böyle şakalarım var de. Bir stand-up hazırla 15 dakikalık. Bahadır'cığım tamam mı? Banla Ekozet'cim Bahadır'ı. Bir hafta sonra yayına çıkaracağız sevgili Bahadır'ı. 15 dakikalık stand-up yapacaksın Bahadır. Uygun mudur? Amına koyayım eşeğe yazsana, uygun mudur değil midir dayı? Evet. 15 dakikalık. Bohetto değil, Ekozet am... Terminet oge. Zibanla bana. Hiçbir yerde gölge yok. Her yer irili ufaklı taşlarla, bazaltik kayalarla kaplı. Bu taşlar o kadar sıcak ki onları tutmaya hiçbir el dayanmaz. Oo.
Burası çok acayip. Dünyadan çok Mars yüzeyine benzeyen koca bir alan karşıladı. Birincisi alakası yok. Mars yüzeyi kırmızı. Başka bir gezegene adım atmış gibi hissettik kendimizi. İşte gezegenimizdeki en sıcak noktaya geldik. İnanamıyorum. Burada ne kadar dayanabilirim? Adana mı? Gideceğimizi bilmiyorum. Her yer çok sıcak. Ayaklarımda hissedebiliyorum sıcağı. Siyah olmayan bir yer yok zaten bahsettim. Ve siyah olan yerler yanıyor şu an. Karşı tarafta dağları görüyorsunuz. Bu dağlar aslında ileride de devam ediyor. Bakın şu ilerisi sanki adeta yanıyormuş gibi. Sıcaklığın yükseldiğini görüyor musunuz bilmiyorum ama bu çevresi dağ olduğu için dağ sıcak havayı buraya hapsediyor. Türk ifşa bitki örtüsü burası. Bunu bu şakayı anlamadım. Diyor ve sıcak hava hiç çıkamıyor. O yüzden burası çok sıcak. Kayaların rengi, bazalt yapısı zaten güneşin ışınlarını daha çok çekiyor. Burası bir cehennem. Biraz yürüyelim ve sıcaklık... Lan neyi gülüyorsunuz lan? Ölçüm yapalım. Kızgın. Ya, iğrenç. Tamam. Salın şaka. İğrenç ve kupkuru yüzeyin yüksek... Çok kötü bir şaka. ...sıcaklığı adım attıkça insanın dayanıklılığını ve tüm gücünü alıyor. Kaktüs gibi... Ya... Bu nereden geldi bu bana fotoğraf özelden? Allah Allah! Dayı ne alaka bir anda abi çok önemli deyip atıyorsunuz sikeceğim ya. Bu kadar önemli dedim ne oldu amına koyayım ya? Bu... Çıkan fotoğrafa bak ya. Da hiçbir şekilde yetişmiyor. Üzerinden hiçbir canlının geçemediği Hasan. Pek çok kaynakta belirtiliyor. Bu bazalt kalıntıların yaklaşık 2 milyon yıl önce meydana gelmiş magmatik bir faaliyetin sonucunda oluştu ve lavların insana benzemiş falan demeyiz. İçinde gaz salınımıyla taşlarda gözeneklerin oluştuğu tahmin ediliyor. Dünyamızda ölçülmüş en yüksek sıcaklığı gayri resmi bir şekilde ölçmek üzereyiz. Burada bir insanın yalnız bırakılması ölümüne eşit. Arkadaşlar gitse mümkün değil buradan kurtulamayız. İnsanın doğasına tamamen aykırı bir noktadayız. Gandomberyan'da hiçbir canlının yaşamadığı ile ilgili bir sürü... Hani oğlum Lut kavmi nerede? Madem öyle. Lut kavmi nerede? Bir makale mevcut. Şu an mevsimin en sıcak olduğu dönemde ve günün en sıcak olduğu saatte buradayız. Ve dünyanın en sıcak... Helak oldu. Oğlum yok ki amına koyayım. Hani nerede? Yerindeyiz. İsrail'de oramık. Lan Lut kavmi burada değil mi? Suyumu çok dikkatli kullanmalıyım. Şimdi... Lut kavmi nerede oğlum? Sıcaklığı yerden 1,5 metre yükseklikte ölçeceğim. Ve gölge... Oğlum bir de bir şey diyeceğim. 8 uyurlar mı, 3 uyurlar mı, 5 uyurlar mı? Biri var ya hava sıcak bunlar bir kafayı koyuyor. 250 yıl sonra uyanıyor amına koyayım. O doğru mu ya dayı? 7 uyurlar. 7 kişi yat sen amına koyayım akşamdan kafayı vur papatya çayını içip 200 yıl uyu. Böyle bir şey olamaz dayı. Ne olması gerekiyor? Çürürsün ya. Bu ölçümün. O yüzden yanımızda şemsiye taşıyoruz kendimiz için değil. Burada rüzgar var ama rüzgarın var olması demek buranın serin olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü rüzgar ateş gibi eziyor. Şu an vücudumun her yerinde ateşi hissediyorum. İtalya Pompei'de oluyor Lut kavmi. Pompei şarkı değil mi lan? Bir ara amına koyayım herkes dinliyordu ben lisedeyken sikeceğim. Kamera siyah ya. Dokunduğumuz her metal parça yakıyor. Bu şemsiyenin siyah olmamasının bir sebebi var. Bu ölçümün adil olmasını istiyorum. Ayaklarım yarın. Zeynep Bastilla deme ya abi cover yapacak sikeceğim ya. Abi yap bak ismini lazım değil'i anmayın da cover yapmasın ya. Gerçek. Yapacak şimdi. Sen. Çok bir yerde durunca, bekleyince sıcaklık iyice artıyor. Önce bir yeryüzü sıcaklığını ölçelim. Error yazıyor. Error. Ve sıcaklığı ölçebilir ama sıcaklığı olamaz. Termometreyi soğuk suyun yanında bekletip biraz soğutup tekrar deneyeceğiz. Lan öyle bir şey olabilir mi? O zaman gelecek sıcaklığı ölçemez ki. Gölgeyi yaklaşık bir dakika boyunca sağlamaya çalışıyorum ki adil bir ölçüm olsun. Konuşamıyorum. Ruhi'de bir tane ter damlası var mı dayı? Bir tane damla ter var mı Nuri'de? Nuri... Ruhi'de. Bu zaten çalışmıyor. Hiçbir şey... Ben oraya gitsem su olurum amına koyayım. Su. Göstermiyor. iPhone'un tekrar çalışabilmesi için soğuması gerektiği yazıyor. Şimdi bunun güneşteki sıcaklığını ölçeceğiz. Çünkü bizim hissettiğimiz güneşteki hava sıcaklığı. Gördüğünüz gibi hiç gölge yok. Saklanacak hiçbir yer yok. Güneş çok... Dayı ben ne terledim lan? Otur. Allah Allah. Acımasızca düştüğü yeri yakıyor. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Hava sıcaklığını 54 civarında gösteriyor. Bir de bununla yeryüzü sıcaklığına bakalım. Guys, it is 30 minutes in. We're fine. 30 dakikadır takılıyor mu burada sıcağın altında? Roger that. Is everything okay there?
Kapı açılıyor. Yandım ama bakayım. But the temperature is still getting high and high. Güneşin kudretini tüm hiddetiyle tepemde hissedebiliyorum. Kalbimin atış hızının arttığını fark edebiliyorum. Titriyorum. Vücudumuzda istemsiz titremeler bir saati doldurduktan sonra ortaya çıkmaya başladı. Konuşamıyorum. Çok yoruldum artık. Halim kalmadı. Çok duraksamak zorunda kalıyorum. Su. Su molası. Kamera o kadar sıcaklaşmış ki eldiven olmadan 3 saniyeden fazla tutamıyorum. Metal olan her şey şu an yanıyor. Elini çıkardın mı eldivenden? Hava soğuk değil ama benim elim titriyor. Hem de eldiven olmasına rağmen kameranın temas ettiği yerler kırmızı ve acıyor. Gözlük olmadan o kadar neyden parlak ol ki. Böyle mümkün değil gezemem. Farklı bir şey deneyeceğim. Hata mesajı veriyorum. Arkadaşlar çok sıcakta ya da çok soğukta kalırsanız hipotenüs çarpabilir direkt. Mesela suya çok daldın derine. Bir çıktın amına koyayım 50 metreden hipotenüs çarpar ölürsün. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekir. Ben anlatayım siz içine bilgi olarak kalsın. Benim de yine kapandı. Bilgi olarak of kalsın. Eldivenimi giymem lazım. Ah. Ah, çalışıyor. Gel gel. 68.6. Siktir lan 70 derece. 69.2. NASA'nın ölçtüğü değere iyice yaklaştık. Aha. Rui NASA'yı geçmeye mi çalışıyor? Bu fırtınası çıktı. Bir şey diyeceğim. Rui Chen'e çok tryhard bir şekilde NASA'yı geçmeye çalışıyor değil mi burada? Açık açık konuşan bu. Tryhard bir şekilde ben NASA'yı geçerim. Çakmakla iki çakayım termometrenin önüne. Burada çok fazla fırtına oluyor. Biz de iyi biliyoruz ya. Burası... Çakmağa çakayım termometreye. Tam cehennem. Guys, here. Can you hear me? Yeah, can you hear me? Attaka! There was a sandstorm just around here. We were filming it. I couldn't reply to you. Remember that you are the only person who gets there in this season, in this time, in this day. Şimdi şunun bir sıcaklığına bakalım. Kaç derece sizce? Tahminleri alayım. Tahminleri alayım. Ben ediyorum. 70.4. 73, 72, 69. Çalışmıyor. Bu da bozuldu. Ya kafamı sikeyim ya. Evet, uç kısmı sıcaklığa dayanabilir. Fakat mekanizmanın olduğu bu kısım da yerdeydi. Bozuldu galiba sıcaklığın. Dayanıklı değil burası. Bunun da işi bitti. Lazerli termometre error veriyor. İzlememiş. Çalışmıyor. Cıvalı termometrenin üst tarafı yapıştı yukarıya. Çalışmıyor. Daldırmalı termometre de bozuldu. Çok sabit durması olur mu ya? Ben yanıyorum. Ayakların yanmıyor mu senin? Yanıyor. Oğlum, Rui Chen'e sıcağı niye dayanıklı lan bu kadar? Adam çöl zebanisi gibi amına koyayım. Dokunmuyor lan Rui Chen'e. Güneşi bir gönderelim amına koyayım. Mancınıkla Ümit Özat bir fırlatsın güneşe. Dokunmuyor lan adama hiç. Sıkıntı yok diyor dayı. Amına koyayım. Şam şeytanı gibi sıcak dokunmaz mı lan bir insana? Ya ben yanıyorum. Ayakların yanmıyor mu senin? Yanıyor. Çay veya kahvelerin yaklaşık 70 santigrat derecede servis edildi. Azir amına koyayım. Azir ya. Dini düşünürsek, yere çıplak ayakla basmanın ne gibi bir sonuç doğuracağını tahmin etmek güç değil. 23 yere Haziran tarihinde yüzey sıcaklığını 69.2 santigrat derece ölçtük. Hava sıcaklığını ise gölgede 48.5 santigrat derece, güneşte 54.1 santigrat derece ölçtük. NASA yeryüzünden yayılan sıcaklığı uzaydan tarayıp kızılötesi saptamalar yaparak yüzey sıcaklığını 70.7 santigrat derece ölçmüş ve yüzey sıcaklığı rekorunu Lut Çölü'ne vermişti. Bu tip ölçümler en fazla 1 kilometre karelik bir alana kadar detaya inebilir. Bu alanlardaki ortalama sıcaklık değerlerini okurlar. Çözünürlükleri kusursuz değildir. Geçerli bir otorite en doğru zamanda buraya gelip burada bir meteoroloji istasyonu kurarak hava sıcaklığı ölçümleri yapmalı ve 1913'te Ölüm Vadisi'nde belirlenmiş 56.7 santigrat derecelik hava sıcaklığı rekorunu tazelemeli. Dünya Ölüm Vadisi ne lan? Dünyadaki sıcaklıkların her yıl daha da artması bu rekorun artık miadının dolması gerektiğini... Bir de her sene derece derece artıyor değil mi dayı? Kutuplar eridiği için. Bir diğer habercisi. Telefonu yere de bırakmıştım hatırlıyorsanız. Yere bıraktığımda kenarlarını plastiğinin yandığını gördüm. Şu taraflar yandı. Lan telefon ne olmuş? Alt tarafta çok bir iz yok. Çünkü yere koyduğumda alt taraf havada kalıyor biraz. Kenar tarafları taşa temas ediyor. Şu tarafta yanmış. Görüyor musunuz? Ah, ayaklarım. Ayaklarım yanıyor.
Buzuşmuş. Yine bir kum fırtınasını kovalıyoruz. Tam da bu anda hiç görmeyi... Ya aman okuyum o... Girdabın içine girme, ulti çekecek piç ya. Ummadığımız... Yeme dayı o hortumu da ulti atmasın aman okudum ya. Bir şeyle karşılaştık. Hiçbir canlının yaşamadığı iddiası gerçeği yansıtmıyor. İlk defa burada kendim deneyimlemiş oldum. Oha lan ne kadar ilkel bir canlı. Haziran ayındayız ve... Farkında mısınız dayı ne kadar ilkel? Saat 2 civarı Eremia Fila'nın bir alt türünü görüyorsunuz. Halk arasında peygamber devesi olarak da biliniyor. Öyle bir çekirge... Kazix. ...kalıntısı buldum. O kadar kuru ki parçalamak istemiyorum. Ya dayı BBL havuz partisi vardı ya bir tane parti. Ya orada biri geldi aman okuyum tanımıyorum etmiyorum. Çocuk geldi. Şey yiyen var mı dedi hamam böceği mi ne? Geldi ağzımıza hamam böceği verdi. Yedik aman okuyum ya. Kimdi lan o? Hamam böceği yedirdi aman okuyum biri gitti ya. Congratulations man. Perfect. Allah Allah. Eldiren diyor değil. Abi dayı beni DC'den ekle sana foto atayım ya. Eşek Karaman sen beni eklesene. Eşek nasıl ekli değiliz biz birbirimize. Tam bir eşeksin. Seni ekleyemiyoruz. Değil. Rui sanki 5 yaş... Ekleyeyim bak şimdi de şey yazıyor ekliymişiz. 5 yaşlanmışsın. Bütün enerji... Allah Allah. Enerjini almışsın cephan. Kurçuk yemiştim ben de o gün. Aynen kurçuk yedirdi. Kimse o. Abdurrahman mıydı? Oh. Daha önce oraya giden kimse yoktu. It's time to cool down. So I'm checking his body temperature. Tahminleri alalım. Amına koyayım ya. 49. 37.7. 132. Tutmadı 49. Also, I keep forgetting it. Allah belan versin. Karapınar buradan daha sıcak kanıtlayabilirim DC çekersen. Furkan nasıl kanıtlayacaksın lan Discord'dan? Bu saatte Karapınar'ın daha sıcak olduğunu nasıl kanıtlayabilirsin ki amına koyayım ya? Nasıl kanıtlayacaksın lan? He? Gel amına koyayım seni gel. Gel nasıl kanıt... Yav Karaman. Gel gir Discord'a. Gir Discord'a ama kanıtlamazsan da yarra yedin ya. Gel. Amın tok ne ya gerizek. Bunlara bana vuruyor mu banı dayı? İnsanlarla dalga geçen piçlerle. Amın tok yapmış nikini. Banlı vuruyor mu banı? Vurdum amına koyayım. Piçler. Neredesin lan Karaman? Karaman değil şey. Karamanlı. Karaman. Ananı sikeyim ne karıştı lan? Karapınar ha. Karapınar. İsmi ne? Çekeceğim. Ya ismi ne? Furkan mı? Bekle abi DC indireyim bir. Furkan. Furkan amına koyayım şöyle Harley botla kalkıp şöyle yandan Randy Orton'un bir tekmesi var ya özel amına koyayım yanına vuruyor. Şöyle kalkıp amına koyayım zıp diye bir vuracağım 7 uyurlar gibi uyutacağım 7 gün ya. Abi beni çeksene bir şov yapayım. Ne yapacaksın amına kodumun eşeği? Nereye taşıyacaktık? Heh gerizekalarda söyle. Heh. Alo merhaba abi. Hoş geldin Arda'cığım. Ne oldu? Ne şov yapacaksın? Nasılsın abi? İyiyim Arda'cığım. Söyle ne yapacağım? Merak ettik amına koyayım. Söyle. Abi şey... Aslında tok dansı yapabiliyorum kamera açıp yapayım mı? Aç Arda kameranı. Tamam. Tövbe. Tamam. Hangisiydi bu? Bu değil. Aç. Aslında tok dansı ne amına koyayım ya. Geldi kimse ucube hasta. O kadar haklılar ki. Evet. Ya bana ucube demeyin abi. Vallahi bak geçen ağladım bunun yüzden biliyor musun? Aç kameranı aç Arda eşeği. Tamam açtım. Açtım. Yarrak falan gösterme Arda. Buyur abi. Siktir git Arda. Ben seni Discord'dan direkt komple attım. Karaman piç siktir git. Yapacak Karaman. Piç Karaman ya. Boş verin arkadaşlar. Küçük bir bit şu kadar falan. Şu kadar falan bir şeydi. Çok büyük değildi. Put slice of meat there. Karaman'ın avdodayı emoti çok iyi değil mi ya? Avdodayı. Daha iyi.
O kadar sıcak ki sanki tavadan çekiyorum. Kokusu da pişmiş gibi ağır. Ortasının tabii kalmaya daha çok ihtiyacı var. 2 saatte bu kadar oluyor. This is a surprise for you? Yes, I'm surprised. So we are debunking a myth then. Animals actually do live in Gondomberia. Çöl seferimiz aynı zamanda bize internette dolaşıp duran yazın eriyen araba videolarının da kurgu olduğunu gösteriyor. Bir arabanın parçalarının erimesi burada bile bir günde değil belki bir haftada ancak mümkün. Ne oldu? DC'deyim dayı, hadi bekliyorum Furkan. Beklentiyi çok arttırdın dayı. Beklenti çok arttı. Seni çekeceğim şimdi. Hangisi sensin? Özcan Deniz mi? Hazreti Muhabbet mi? Ya. Oğlum salak salak nickler niye alıyorsunuz? Amına koyacağım. Aptal aptal ya. Aptal aptal nickler niye alıyorsunuz oğlum? Evet çektim Furkan. Alo. Kanıtla Furkan'cığım. Furkan. NTSC ne lan bu? INTJ falan yazıyorlar profillere. Bu kişiliği mi oluyor? Ne oluyor? Furkan mute'lu şu an. Yok kendi kapatmış. Alo. Furkan. Furkan ne? NTSC yazmış bu Furkan. Ne demek lan bu? Gelmiyor Furkan'ın sesi. Furkan banı vuracağım bak. 15-20 saniye kadar sesinin gelmesi için vakit kaldı Furkan. 15 saniye sonra şöyle bir ban geliyor Karapınar banı. Kişilik bozukluğu da yok. Şimdi bir dakika baklavacım. Arkadaşlar Türkiye'deki en iyi 3 insanı sıraladım. Bu benim fikrimdir. Herkes aynı düşünce. 1 Atatürk, 2 Oyun Portal, 3 Barış Maçı. Doğru. Doğru. 2 ile 3'ün yeri belki değişebilir ama. İyi güzel sıralama. Furkan. Oğlum konuşsana Furkan. Vurayım mı bana Furkan'a? Vurayım mı bana? Ya ne alaka? Furkan biz siktin bizim vaktimizi. Neden kanıyor bunu? Abi. Because of the heat. Bro. So the first minute because the wheel is so hot as you see my hand is burned. Ne? I brought some gloves here to touch the steering wheel for first 5 minutes. We will go out of here as soon as possible. Eşsiz topografyasıyla burası 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine de dahil edildi. Lan UNESCO'da bir şey diyeceğim dayı. Her şeyi amına koyayım veriyorlar ya. Çok zor bir belgesel bölümünün sonuna gelmiş olduk. Artı 70 santigrat derecelik yüzey sıcaklığında elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu seyahatte her anımda yanımda olan, doğada hayatta kalma, barınak yapma gibi becerileriyle bana rehberlik ederek bu belgeseli çekmemi sağlayan Ahmet Çenet'e de çok teşekkür ederim. Ahmet Çenet doktor değil mi? Beraber Lut Çölü'nde günler... Ahmet Çenet doktor mu arkadaşlar? Ona göre bir bana haber verebilir misin? Ahmet Çenet doktor değil mi? Harcayarak çölde direkt doktor diyebiliyorum ben. Onun yaptığı barınakta kalarak bu belgeseli hazırlamış olduk. Kendisi de Lut Çölü'nde bir video çekti. Ve abi çok acil, Cahreyn'in babası ne iş yapıyordu? Kız arkadaşım soruyor, doktor. Bu videoda anlatılmayan çölün diğer yüzüyle alakalı çok önemli görüntüleri kayda aldı. Dünyanın en sıcak noktası Lut Çölü'nün ortasında bırakılarak 24 saat boyunca 70 derecelik yüzeyde neler yapılır bunu gösterdi. Artı 70 derecede hiçbir yardım almadan çölün ortasından nasıl çıkılır? Oğlum. Bir video geldi lan aklıma. Buraya şey gitti lan. Ayı griz, bir griz gitti. Yılandan, yılanın ağzına sikini sokup işedi. Sonra o yılanın içindeki suyu içti. Hatırlayan var mı lan? Harbiden gitti buraya. Geberiyordu amına koyayım. Sahra o. Sahra kim ya? Bu süre... Vallahi gitti. Aleyna Tilki ateş ediyor. Ne yazalım? Aleyna Tilki ateş ediyor. Bu dünyanın en komik videosu amına koyayım ya. Bu dünyanın en komik videosu dayı. Bu ne yapıyor? O ayak ne? Şu ayak ne? Poz mu acaba?
Neye nişan alıyor dayı? Dayı neye nişan alıyor? Götü göstermek için ya, bilmiyorum da neye nişan alıyor bilmiyorum. Yeni konseptimizle karşınızdayız. Oh! Bu ya bu. Saha... Büyük ihtimalle bu arada bugünün menüsü bugüne yetmeyecek. Bugünün menüsü bugüne yetmeyecek gibi arkadaşlar. Net bir şekilde söylüyorum. Bugünün menüsü ya sarkacak gibi dayı. Yarın ya da sonraki gün bir yayın daha yapmamız lazım. Hiç zorlamaya gerek yok. Bir yayın ekleriz dayı hiç. Sündürüp daha düşük enerjiden ziyade şimdi bir video daha izleyip yarın ya da sonraki gün bir yayın daha patlar. Kafalar ne olur. Bence Harry Potter